Ahmet abi, başkanım, seçim sonuçlarıyla ilgili kısa bir değerlendirme alsam. Milliyetçi Hareket Partisi seçimi Tosya'da kazandı ve bu vesileyle Allah'ın izniyle Tosya kazanacak. Memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ülkemiz için de aynı şekilde. İnşallah bir an evvel vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz, memleketimiz için yapmayı planladığımız işlere koyulur. Hizmet noktasında konuşulmak için can atıyoruz. Bununla alakalı da çalışmalarımızı en kısa sürede başlatacağız Allah'ın izniyle. İlk icraatınız ne olacak başkanım? Şimdi ilk icraatımız ciddi anlamda bizim 23 mahallemizin özellikle Cumhuriyet Meydanı olarak adlandırdığımız meydandan üst taraftaki mahallelerde büyük sıkıntı ve problemlerimiz var. Allah nasip kısmet ederse biz ilk olarak 23 mahallemizin 23'ünü de birebir yerinde problem ve sıkıntılarını tespit edip daha yaşanılabilir bir Tosya için ne yapılması gerekiyorsa en acilinden en normaline kadar ilk işimiz onların olması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda mahallelerimizde problem var. İnsanlarımızı bir kere mahallelerini, kendi yaşam alanlarını güzelleştirip düzgünleştirmemiz lazım. İlk çalışmamız bu şekilde oldu. İl başkanının seçimler öncesinde söylemiş olduğu Ankara'ya gitme olayını ne zaman gerçekleştireceksiniz? Gönül ister ki bu akşam gidelim. Ama ilerleyen günlerde bu hafta içerisinde muhakkak genel başkanımızın yanına gideriz. Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Ben hep şunu söylüyordum. Evladınıza, oğlunuza, torunumuza sahip çıkın diyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Sahip çıktılar. Bugün aldığımız oy kadar kişinin belediye başkanı değil, 40 bin nüfuslu ilçemizin belediye başkanı oldu. Bu şekilde hareket edeceğiz. Allah nasip kısmet ederse de hizmetlerimizi de aynı bu düsturla devam ettireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Özgürce yazmanızı, özgürce yayında bulunmanızı temenni ediyorum sizlerden. İstiyorum, diliyorum. Bizim için de aynı şey geçer. Bugün biz bir belediye başkanlığı makamına ekibimizle birlikte geldik. Her şeyi doğru şekilde, düzgün şekilde haber yapmanızı sizlerden istirham ediyorum. Ki bu memlekette, güzel memleketimizde herkes gerçekleri şeffaf bir şekilde görsün. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz.